Kamuoyu kendisini laik sosyal hukuk devletine inanmış araştırmacı bir gazeteci olarak tanıyordu. Merhumun derin devlet yapılanmaları üzerine bir kitap hazırlamakta olduğu biliniyor. Şahsına yapılan bu menfur saldırının söz konusu kitabın piyasaya çıkma arifesinde gerçekleştirilmesi kafalarda bazı soru işaretleri uyandırıyor. Bu konuda merhum gazetecinin eşi Nurgül Hanım'a sözü bırakmak istiyorum. Nurgül Hanım, öncelikle başınız sağ olsun. Bu acılı gününüzde bizi kırmayıp canlı yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Eşim bu topraklardaki herkesin, ama herkesin özgür bireyler olarak hukukun gölgesinde, çağdaş normlar altında hayatını sürdürmesinden yanaydı. Bu konudaki en büyük tehdidin devlet adına birilerinin çeteleşmesi ve terörün her türlüsü olduğunu düşünürdü. Biraz önce bahsettiğiniz kitabında da terör örgütleriyle derin çete yapılanmalarının işbirliğini göz önüne sermek istiyordu. Kitap için bazı kişilerle görüştüğü ve onların tanıklığıyla bazı belgeler yayınlayacağı iddia ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Doğrudur. Eşim önce derin çete ilişkilerinde adı geçen bir şahısla görüşmüştü. O şahsın kim olduğunu öğrenebilir miyiz? Şu aşamada bir şey söylemek istemiyorum. O görüşme neticesinde arzuladığı belgeleri ulaşamadı. Ancak terör örgütünün metropol yapılanmasında yer almış bir kaynağa ulaştı. Ve ondan bazı belge ve dokümanlar alacaktı. Ama maalesef katledildi. Teşekkürler Nurgül Hanım. Tekrar başınız sağ olsun. Teşekkürler. Örgütün içinde de tasfiye var Abdülay. Gelen haberler öyle abi. Eylemin tüm yurtta yarattığı şok piyasalarda da hissedilmeye başlandı. Bu konuyu ünlü iş adamı Celal Karaca'dan soracağız. Celal Bey, sizce ekonomi nereye gidiyor? Ülkemizin önemli bir değerini kaybettik. Öncelikle ailesine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Ekonomi maalesef iyi bir noktaya gitmiyor. Dünya büyük bir krizde sallanırken, son günlerde artan terör olayları, iç siyasetin gerilmesi, üniversitelerde baş gösteren çatışmalar ve patlayan bombalar yabancı yatırımcıyı tedirgin etmekte. Türkiye yabancı sermaye akışı kesildiği takdirde, Allah korusun, 80 öncesi 70 sente muhtaç günlere dönecektir. Ben iş hayatında hep iyimser bir çizgi izledim. Ama maalesef bugün baktığım tablo için bunu söyleyemiyorum. Nedir bu tablo? Bize özetler misiniz? Türkiye'nin yılda milyarlarca dolar dış kaynağa ihtiyacı var. Bu para olmadığı takdirde ekonomik daralma meydana gelecek. Bunun neticesinde birçok sektör iflas edeceği gibi binlerce insan işsiz kalacak. Hatta devlet maaşları ödeyemeyecek duruma gelecek. Haber ulaştır Bedri Fincancı'ya. Celal Karacadağ buraya gelsin. Abi, Celal Karacadağ'la ne işimiz var? Bu eylemleri İskender boşuna yapmıyor Abdülay. Bombanın sesini duyunca ilk kim kaçar? Para. Efendim, benzer hadiseler Avrupa'da da oluyor. Ancak piyasalar bundan etkilenmiyor. İstanbul borsasındaki etkilenmenin manipülasyonlar neticesinde olduğu iddiaları için ne diyorsunuz? Kesinlikle manipülasyon iddialarına katılmıyorum. Değişmez kuraldır. Sermaye hareketli olmayı sever. Ayağında pranga istemez. Ülkenize yatırım istiyorsanız istikrar olmazsa olmaz kuraldır. Ve maalesef bu ortam devam ettiği sürece yatırımcılar paralarını haklı olarak çekecektir. Bunu hiçbirimizin vereceği garanti durduramaz. Ben nasıl bir yabancı yatırımcı dostuma diyebilirim ki yarın da senin arabanda bomba patlamayacak? Aferin Celal'ime. Dersini iyi ezberlemiş.
Sayın Celal Karaca'da programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim. İyi yayınlar. İsrail'li misafiriniz geldi. Buyursun, gelsin Nazım'ım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Umarım bombalı paketimizi beğenmişsinizdir. Hı. İyi oldu. Siz öldürmeseydiniz biz öldürecektik. Herkes sınırını bilecek. Haklısınız. Sınırını bilmeyen biri bugün İstanbul'da olacak. Celal Karacadağ'ın misafiri olarak. Celal Bey sizden izinsiz mi çağırmış? Hayır, bilgimiz var. O şahıs paralarını çeksin çekmesin bizim düşmanımızdır. Bütün uyarılarımıza rağmen Filistin'e para yardımını kesmedi. Kulağını mı çekelim, kulağını mı keselim? Şu an haber merkezimize ulaşan bir gelişme var. Detaylar için Ankara'ya bağlanıyoruz. İnci, teşekkürler. Son günlerde yaşanan olayların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon başkanlığına getirilen milletvekili Adnan Şekerci yaptığı ilk açıklamasında sonu nereye uzanırsa uzansın meclisin verdiği yetkiyle konuyu sonuna kadar takip edeceklerini dile getirdi. Buyurun sayın vekilim. Sağ olun. Evet sayın vekilim, nasıl yardımcı olabilirim? Sayın başkanım, meclisimiz faili meçhul cinayetler ve çete yapılanmaları ile ilgili kamuoyunun aydınlatılmasında kararlı. Ben komisyon başkanı olarak sizden ve kurumunuzdan elinizden gelen tüm desteği vermenizi istiyorum. Tabii ki, emrinizdeyiz efendim. Estağfurullah efendim. Öncelikle komisyonumuzun bütün üyelerinin can güvenliği çok önemli. Hı hı. Dosya elimizde sayın vekilim. Hiç merak etmeyin. Emniyetten arkadaşlarla koordineli olarak bunu sağlarız. Bizim de bütün arzumuz ülkemizin çetelerden kurtulması. Bunları duymak beni çok sevindirdi başkanım. Öncelikle son bombalama eyleminin üstüne gitmek istiyoruz. Ülke olarak büyük bir değer kaybettik. Bu değeri elimizden alan her kim ya da kimlerse cezasını bulsun istiyoruz. Ben ve arkadaşlarım bu işin arkasında İskender Büyük ve oluşumunun olduğunu biliyoruz. Ama bugüne kadar hep yapılan araştırmalarda bir noktaya kadar ulaşılıyor ama o noktadan sonra sır perdesi aralanamıyor. Bu kez somut bilgi ve belgelerle bu perdeyi yırtıp atmak istiyoruz. Şu anda İskender Büyük'le ilgili en büyük mücadeleyi Polat Alemdar KGT adına vermekte. Eğer arzu ederseniz sizi onunla görüştüreyim. Tabii ki, çok sevinirim. Bugün nasılsınız Memati Bey? Beni çözmeden konuşmam. Haberlerinizi aldım. Geceyi sıkıntısız geçirmişsiniz. Dün gece Erol Evgin'i dinlemeye gittim. Ne diyordu biliyor musun? Ne diyordu? Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Soruyorum işte. Çözmeden konuşmam. Peki. Madem çözecektin, ne diye şarkı söylüyorsun doktor?
Yemek yememişsiniz. Kafamda bir uğultu var doktor. Bu nedir? Geçecek. Falcı'ya sorsaydım daha fazla şey söylerdi. Daha fazlasını ancak yalancılar söyler. Ne yapayım? Ben ne zaman buradan çıkarım? Size bağlı. Tamam. Ben çıkayım o zaman. Yok, o kadar da değil. Hakikaten nedir durumum? Gayet iyi gidiyorsunuz. Açıkçası her şey sizin elinizde Memati Bey. Biz ancak size yardımcı olabiliriz. Ne kadar çok bunu atlatmayı isterseniz o kadar çabuk atlatırsınız. Tek ricam, sabırsız olmayın. Yok, sabırsızlıktan değil de alışık değilim böyle bir duruma. Hani bir yerim vurulmuş olsa, yara mara olsa da ayağa kalkamasam anlarım dört duvar arasında yatmayı. Ama ben şimdi niye gidip ofiste oturamıyorum, onu anlamıyorum işte. Şimdi siz kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ya krizlerden biri ofiste gelirse? Bunu yaşamak, orada yaşamak ister misiniz? Bir daha gelir mi bu kriz? Gelmez evladım, gelmez. Kriz mriz gelmez. Nasıl gelmez Ömer baba? Milletin elinde davul zurna. Geldi geliyor. Aman kriz var. Aman dolar bilmem kaç lira. Aman euroya dikkat. Felaket tellallığı yapıyor. Evladım, ağanın birinin bir köpeği varmış. Ağa köpeğini çok sever. Özenle besler, büyütürmüş. Ama köpeğin bir zaafı varmış. Davul zurna sesine dayanamazmış. Ne zaman davul zurna sesi duysa zincirini bağını koparır o sese gidermiş. Bir gün yan köyden davul zurna sesi gelince köpek yine dayanamamış. Zincirini koparmış koşmuş. Köpek bu. Bilir mi ki yan köydeki düğün ağanın hasmının? Ağa çok sinirlenmiş bu işe. Ben sana edeceğimi bilirim demiş. Köyün bir tepesine bir davul, diğer tepesine bir zurna koymuş. Davulcu başlayınca köpek oraya koşmuş. Varınca da davulcu susmuş. Bu sefer zurnacı başlamış. Köpek gerisin geriye öbür tepeye koşmuş. Bir o tarafa bir bu tarafa derken zavallı köpek koşmaktan çatlayıp telef olmuş. Zurna çalan da çok olur, davul çalan da evladım. Mesele her duyduğuna koşmamakta. İyi de Ömer baba. Davul zurna da bazen sebepsiz çalıyor ama bazen de sebepli çalıyor. Ya hakikaten kriz olursa? Ya yarın ölürsek Hikmet? Her şeye hazır olmak lazım. Ölüme de, hayata da. Bu milleti kriz mriz yıkamaz. Niye? Çünkü bu millet hem kanaatkardır hem de aile müessesesini korumaktadır. Ne alakası var? Kanaat geçinmeyi, aile ayakta durmayı sağlar. İnançsa umudu besler. Abi Bedri yurt dışındaymış. Ama ulaştım Karacadağlara. Haber verdim. İyi. Abi bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Abi biz bu Hakan'ı daha ne kadar yaşatacağız?
Abdüle adam elimizin altında. İstediğimiz zaman öldürürüz. İstediğimiz zaman ne zaman abi? Bana sorsan şimdi istiyorum abi. Memati abiye sorsan o da şimdi ister. Demek ki benim canım istediğinde öldüreceğiz Abdüley. Senin canın ne zaman ister abi? Ne zaman bu soruyu sormaktan vazgeçersen o zaman ister. Abdüley. Benim bir hesabım kitabım olmasa ben o Hakan'ı yaşatır mıyım? Abi onu soruyorum deminden beri. Söylemiyorsun ki içimiz rahatlasın. Rahatlamasın Abdüley. Polat Polat, kimseyle görüşemem Cemal. Abi adam çağırdı. Gitmemek ne demek? Ben seni takmıyorum demek. Ben takmıyorum demek ki Cemal. Madem sen takıyorsun, git görüş. Yahu Bedri dememiş mi onlara Erbil'den dönünce ben gelirim diye? Abi Bedri ile olacak iş mi? Yahu öf. Onunla olmaz bununla olmaz. İşim var Cemal. Ne diyecekse ver randevu, haftaya buyursun gelsin. Ben bu yaştan sonra kimsenin ayağına gidemem. Davut'la birlikte Polat'ın da devri kapandı Cemal. Sen rahat ol. Az önce kısaca değindiğim gibi lider örgütümüze ihanet içerisinde olup derin çetelerle kol kola, omuz omuza gününü gün etmektedir. Nalet olsun, bir laptop almadılar bana. Lider en basit ifadeyle subjektif ajandır. Bu tezi ispatlayacak argümanlarım. Bir, Büyük İskender ve çetesinin istediği kişiler anında ortadan kaldırılmakta ya da suikaste maruz kalmaktadır. Bu durum tabanımızda bir taşeron, yani kıtlıktan örgüt olduğumuz izlenimi vermektedir. Aç parantez, misal. Bulut Yalçın suikasti. Dün işbirliği içindeydik. Bugün düşman olduk. Neden? Kapa parantez. Başkanım, ne yapıyorsunuz? Ne yapayım? Sevgilime mektup yazıyorum. Oğlum sen ne zaman ayağa kalktın? Başkanım, dut pekmezini yedim, dirildim. Nereden buldun dut pekmezini çeto? Gizli gizli anan mı gönderdi? Yok başkanım. Kapitalizmin nimetleri. Yıldırım'a süpermarketten aldırdım. Sen kapitalist kompradör marketten alışveriş mi yaptın çeto? Yok başkanım, Fransız marketi. İyi, başına bir de emperyalist ekle o zaman. Beni manipüle etme çetin. Burada tarihe notlar düşüyorum. Başkanım, bende tarihe geçirdiniz mi?
Hadi sesini çıkartma, otur şuraya. Seni de tarihe geçireyim. İki. İkinci başkan Fişek kod adlı Çetin arkadaş. Söz konusu eylemde yaralanmış. Kendisi bir halk kahramanı olarak gösterilmesi gerekirken lider tarafından küçük düşürülmüş. Ezilen halkların ezilen son çocuğu olmuştur. Teşekkür ederim başkanım. Gerçek oğlum bu. Ben olmayan bir şey yazmam. Çetu, senin için en büyük tarihi kahraman kimdir? Lenin başkanım. Lenin başkanım. Ulan bu küçük burjuvaya acılığından ne zaman vazgeçeceksin Çetin? He? Maho başkanım. Maho kim lan? Yine hangi feodalden bahsediyorsun? Ne feodalı başkanım? Çinli. Nereli? Çinli. Maho'ymuş. Maho, Maho. Dilin kopsun Çeto. Hiçbir şey demiyorum sana. Sana hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey. Abi, Karacadağ geldi. Ama kardeşi geldi. Cemal. Abi neredeymiş ki? Bilmiyorum abi. İyi, kardeşi gelsin. Olmadı abine biz gideriz. Karşıla Abdüreyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Nasılsınız? Buyurun oturun Cemal Bey. Ben senin hayatını kurtarıyorum. Siz buraya gelip bir ömür size minnettarız diyorsunuz. Ondan sonra ben senin abini çağırınca seni yolluyor, öyle mi? Malumunuz, abim biraz yaşlı. Ofisten fazlaca çıkamıyor. Çıkıyor, çıkıyor. İskender çağırınca 15 yaşında delikanlı oluyor. Elçiye zeval olmaz Polat Alemdar. Ben size bir can borçluyum. O yüzden bu söyleyeceklerim bana ait değil. Şirketimin patronu Celal Karacadağ'a ait, kabul edin. Celal Bey diyor ki bizim Polat Alemdar'la görüşecek hiçbir şeyimiz yok. Sen de şirketinin patronuna de ki bizim kimsede alacağımız kalmaz. Bu can bile olsa. Onun yüzüne bayılan yok ki görmek isteyelim. Biz hem İskender'in hem onun ne mal olduğunu çok iyi biliriz. Eğer tek bir kuruş bile bu ülkeden ikisi yüzünden çıkarsa ya da bunun için bir şey yaptıklarını öğrenirsem onun başını keselim ki başı gövdesi ayrı oynamasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, oturun. Bugün televizyondaki konuşmanızı çok beğendim. Aslında sevmem böyle kaos ortamlarında Türkiye'de kalmayı ama sizin hatırınıza kaldım. Çocuklar da rica edince çıktık televizyona. İyi yaptınız, iyi yaptınız. Korku dillendirdikçe çoğalan bir duygudur. Ne kadar çok korkutursanız
o kadar etkili olur. Akıllı yatırımcı kaos ortamından korkmaz Sayın Büyük. Bilakis bu onları iştahlandırır. Siz bana o pis boğaz para babasının ismini söyleyin o halde. Dostlarımızın çoğu çağrımıza kulak verdi ve paralarını çekmek üzere hazırlandılar. Ama inatçı bir dostumuz var. Durun tahmin edeyim. Lübnanlı değil mi? Evet. O sizin dostunuz değil. Sizin dostunuz benim. Ama eski günlerin hatırına kendisini İstanbul'da gezdirirsiniz değil mi? Ağırlayacağız tabii. Ama kendisini buranın tehlikeli olduğuna inandırırsak o da parasını çekecektir. Çekmezse varisleri çeker. Boş verin, çenenizi boş yere yormayın. Sadece gideceği yerleri bana bildirin yeter. Hoş geldiniz efendim. Yıldız, sana ne oldu? Gayet iyiyim efendim. Ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Sürekli arkamdan iş çeviriyorsun. Ben her zamanki gibi arkanızı topluyorum. Şirketimi benden çalmaya çalışarak mı? Şirketinizi sizin başınıza bir şey geldiğinde bile korumak diyorum ben buna efendim. Çalmak değil. Kimden koruyorsun Yıldız? Yanlış hamlelerden efendim. Benim şirketimi benim yanlış hamlelerimden mi koruyorsun? Evet. Ben bunun için buradayım Davut Bey. Seni bulunduğun yere ben getirdim. Şansını biraz daha zorlarsan seni ben bile kurtaramam. Beni bulunduğum yere şartlar getirdi. Ve o şartlara da uymamaya devam ederseniz asıl ben bile sizi kurtaramam. Bana bir emriniz var mı? Var. İnci'nin akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor al. Sağ ol. Rica ederim. Zahmet ettiniz efendim. Afiyet olsun. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Sultan. Size sormadım Pürmüz Bey kardeşim. Hanımefendiye sordum. Sultan. İsminiz gibi sultan bir duruşunuz var. Merhabalar. Oo. Nasılsınız? Teşekkür ederim doktor hanım. Memati abi nasıl? Bugün daha iyi. Polat Bey müsait mi acaba? Misafiri var. Biraz bekler misiniz? Tabii ki. Buyurun. Bir şey alır mıydınız? Hayır, teşekkür ederim. Beyefendi kim? Tuncay Bey'in yardımcısı. Bir yerden çıkaracağım kendisini ama. Ah, herhalde hastanede gördüm. Olabilir. Pür
Pürmüz Bey kardeşim. Bu kadının burada ne işi var? Sizi götürmeye gelmiş Hüsnü Bey. Ha? Bana her şeyi yapın ama böyle münasebetsiz şakalar yapmayın. Tipinize baksa sizi götürür. Terbiyesiz adam. Söyle Tuncay Bey. Biz bu Jülide Toros isimli kan emici kadına bir şey yapmayacak mıyız Polat Bey? Ne yapacaksınız Tuncay Bey? Girin heyeti, alın sağlam raporunu, olsun bitsin. Benim meselem rapor değil. Bu şekilde insanların içinde itham edilmem çok kötü. En iyisi ithamı ortadan kaldırmak. Hem Asu Hanım da rahat eder. Asu Hanım'la mı konuştunuz? Tuncay, biz 40 kardeşiz, 40'ımızda birbirimizi biliriz. Neşe Hanım'la konuşurum ben. O size yardımcı olur. Çok teşekkür ederim. Ah, bakın Neşe Hanım da buradaymış. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Neşe Hanım, Tuncay Bey'in bir rapor işi var. Onunla ilgilenir misiniz? Tabii ki. Buradan hastaneye geçeceğim Tuncay Bey. Odama kadar gelirseniz doktor hanım, çok müteşekkir olurum. Tabii ki. Buyurun. Hüsnü Bey nerede? Kaçtı. Memati nasıl? İyi. Daha da iyi olacak. Görmekten çok mutlu olacağı bir ziyaretçi yollayacağım ona. Kim? Kız arkadaşı. Arkadaşı durumunu biliyor mu? Evet. Ben de daha sonra kendisiyle bir konuşayım. Eğer birlikte yaşıyorlarsa iyileşmesine çok katkısı olacaktır. Abi nasılsın? Nasıl görünüyorum Erhan? Bomba diyeceğim ama bu ara yanlış anlaşılacak. Ama neredeyse mükemmel görünüyorsun. O üst baş ne? Çıkıyor muyuz? O gün de gelecek inşallah abi. Ama Polat abinin sana büyük bir sürprizi var. Söyleyemem. Bence üstünü değiştirelim, yakışıklı ol. Erhan saçma sapan konuşma. Abicim şunları giyer misin o zaman? Erhan, kim geliyor? Abi ben söylememiş olayım, sen bana bak, oradan çıkar. Hani yanaklarımda gülünce çıkıyor ya. Gamze mi geliyor? Senin o raporu istediğin zaman değiştirme gücün yok mu Yıldız? Var İskender Bey. Ama hem Davut Tataroğlu'nun hem de Bulut'un tavırları çok canımı sıkıyor. Bana Bulut'u öldüreceğinizi söylemiştiniz. Ama ölmedi. Bütün mevzu bu kadar mı? Bulut artık çizgiden çıktı. Sen Bulut'u uyar. Uyanık adamdır o. Mesajı alır. Rapora gelince de Davut Bey'i biraz mutlu edelim. Nasılsa kısa zamanda bu mutluluk kaybolur. İnce Hanım? O biraz sinirlenecektir. Onu sakinleştirmek de benim işim. Neyi bekliyorsunuz Davut Bey? Emredin Yıldız'ı öldüreyim.
Yıldız'ı öldüremezsin Bulut. Daha geçen gün silahı kafasına dayadım. Niye öldürmedin? Emriniz yok diye. İşte bazı şeyler emir olmadan olmuyor Bulut. Efendim? Yıldız'ı öldürmek için bir yerden emir mi almanız gerekiyor? Her dengeyi gözetmezsen ne seni ne de beni burada oturturlar Bulut. Ayrıca öldürmeyi denemek mi istiyorsun? Her gün bu binada. Git öldür. Peki. Kazım, nasıl davranacağım? Her zamanki gibi yenge. Çok heyecanlandım. Burası. Abi biz kapının önündeyiz. Hoş geldin. Memati. Çok merak ettim seni. Çok korktum. Korkacak bir şey yok gülüm. Öldüğünü söylediler. Bittim, tükendim. Hep benim yüzümden diye ağladım durdum. Kavga etmeseydik bütün bunlar olmayacaktı. Geçmiş geçti. Gamze, sana bir şey söylemiştim ya. Ne söylemiştin canım? Benim kadınım beni terk edemez diye. Evet. İstersen gidebilirsin. Niye? Artık kadının değil miyim? Bu Lübnanlı adam 2 gün İstanbul'da olacak. Karacadağların misafiri olarak. Abi adamın sağ salim ülkesine dönmesini istiyor. Ne iş? Büyük para sahibiymiş. Abi diyor ki İskender bu adama parasını Türkiye'den çıkarması için baskı yapacakmış. İyi. Koruruz usta. En uyuz olduğum iş. Hem milyar dolarları var, hem de İstanbul'a geldiklerinde çocuk gibi oluyorlar. Nerede kalabalık var, içine girmek istiyorlar. Ondan sonra koru koruyabilirsen. Ya tabii tehdit edecek. Ne yapacak başka Cemal? Elinden gelecek bir şey var mı? Yok. Abi, sen İskender'e çok güveniyorsun. Ya ben İskender'e niye güveneyim Cemal? İskender bana güvensin. Para kimde Cemal?
Ben de. O zaman benim sözüm geçecek. Abi, Polat'ın para umurunda mı? Umurunda ki bir kuruş Türkiye'den kaçmasın diyor Cemal. Efendim, misafiriniz geldi. Tamam kızım. Welcome, please. Thank you. It's a great pleasure to see you in Istanbul, my friend. Thank you, Mr. Karajada. How are you? Very well. This gift is for you from Beirut. You are so kind. Thank you so much. You're welcome. This is Ersin. Thank you. You're welcome. Please have a seat. Thank you. You aren't listening to me. I said we should have met in London, but you are here. Station of Turkey is very difficult in these days. I don't agree with you, Mr. Karajada. And I love Istanbul so much. Haydi li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 l
Vallahi pekmez iyi gelmiş oğlum. Celan gibi sekiyorsun. Başkanım, önderlikten müfettiş geldi. Önderlikten gelen başım gözüm üzerine Çeto. Yoksa bekletiyor musunuz? Şerefsizin hepinizin kafasına sıkarım. Başkanım. Bro, o yazdığın mektup nedir? Başkanım, eksiği vardır, fazlası yoktur. Baştan sona gerçekleri dile getirmişiz. Gerçekleri baştan sona dile getirmek sana mı kaldı? O kadar çatışmanın arasında bir de sizin çatışmanızla mı uğraşacağız? Liderinize haber verin, gelsin. Devrim mahkemesi kuracağız. Emredersiniz. Sayın vekilim, delil mi istiyorsunuz? Evet. Ben sizi biriyle görüştüreceğim. Eğer o adamı konuşturursanız ve komisyon önüne çıkarmayı başarabilirseniz, anlatacakları çetesini bilmem ama İskender'i bir ömür içeri atmaya yeter. Kim o adam? Abdülay, hastaneye haber ver. Hakan'ı görmeye gideceğiz. Tamam abi. Ne raporu Yıldız? Yapacak bir şey yok İnci Hanım. Ne demek yapacak bir şey yok? İskender bunu duyarsa... Kendisinin haberi var. O buna evet mi dedi? Evet. Ne var, ne istiyorsun? Canan'ı. Sana pahalıya patlar. Ulan benim parada pulda gözüm mü var? Bendeki belgelere göre var. Ben öldüğümde ne seni ne de Davut Bey'i kimse devletin elinden alamaz. Mazot kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı, hayali ihracat,
haksız kazanç. Daha sayayım mı Bulut? Bana bak Yıldız. Seni öldürürüm ve bu dediklerinden bir gün bile yatmam. Paşa paşa cinayetten müebbet yatarım. Akıllı ol. Davut Bey içeriye girmeyi kabul ettiğinde gel vur beni Bulut. Bunları komisyonda söyler misin? Tek şartla. Şart sunacak durumda değilsin Hakan. Madem bunca yıl sonra devletin bana işi düşmüş, şart da sunarım, bunu kabul ettiririm. Neymiş şartınız? Ben ifade verdikten sonra başka bir kimlikle ve parayla yurt dışına yollayacaksınız beni. Meclisin böyle bir etkisi yok. Polat Alemdar isterse yapar. Tamam. Sen ifadeni ver. Ben seni nereye istiyorsan oraya yollarım. Yalnız Sayın Vekilim, ifadesi burada alınacak. Ankara'da değil. Tabii ki. Sadat'a gel. Bir saattir konuşuyorsun. Başkanım, bir saatte Pendik'ten Maltepe'ye gelemiyorsunuz yağmur yağdığı zaman bu metropolde. Yani lütfen kırsalla karıştırmayın. Yani bir trafik bizi bu kadar zorlarken benim yaşadıklarım da sizin kulaklarınızı biraz zorlayacaktır. Getten örgütün parasını ezilmiş halkımıza dağıttın. Oradan devam et. Hiç sormayın başkanım. Bulunduğum evde bir de kaymakam çıkmaz mı? Bize ne lan kaymakamdan? Başkanım, yani savunmama müdahale seziyorum ama şöyle özetleyeyim ben. Yani sanki ben parayı başkaları gibi derin kontur gerilla çeteleriyle yahut burjuva kızlarıyla yemişim gibi veya ne bileyim İsviçre'de özel hesap açtırmışım gibi bir muameleyle karşı karşıyayım. Yani sen liderin için subjektif ajan mı diyorsun? Vallahi ben demiyorum. Devrim ve tarih diyor. Büyük lider Lenin ne diyor? Devrimden başka herhangi bir duygu besleyen herkes ajandır. Artık ben objektif olamam. Objektif, subjektif siz karar verin. Çetin, sen ne diyorsun? Devrim evlatlarını yer diyorum, başka da bir şey demiyorum başkanım. Evlat derken Çetin? Müdahale etme Muro. E şimdi başkanım, arkadaş arkadan çelmeyi takıyor, ne bir kart ne bir fal görüyor da benim evlat derken Çetin kelimelerinden ibaret cümlem mi müdahale oluyor? Burayı tecride alın. Karar kendisine tebliğ edilecektir. Tamam kardeşim, ben yolu biliyorum. Ben başkanım. Ne diyorsun bu dinlediklerine Çetin? Başkanım, benim için her şeyin başında devrim gelir. Ben kendimi buna adadım. Şahısların benim için hiç önemi yoktur. Bugün başkan Muro'dur, yarın Çeto'dur. Asıl olan örgütümüzdür. Usta, kusuruma bakma. Geçen gün sana yanlış yaptım. Ne yanlışı Memati? Ne bileyim usta. Kötüydüm. Boş ver Memati. Düşünme sen bunları. Ziyaretçin varmış bugün, öyle mi? Usta, o konuda da biraz sıkıntım var. Niye? Ne oldu ki? Ne bileyim. Kadın mevzusu bizi bozdu mu ne?
Bizi bozmaz Memati. Ama seni bozar mı onu da sen bileceksin. Her şeyi ne bileyim deyip kaçamazsın. Usta, ikisini aynı anda bırakamam. Hem eroin hem Gamze. Ama önce şu eroinden bir tam kurtulalım diyorum. Memati, ziyaret sana iyi gelmiş. Usta, iyiyim aslında ben. Çıksam mı diyorum buradan? Memati, otur oturduğun yerde. Dışarısı çok karışık. Sen benim akıl hastanesine gitmeme nasıl izin verirsin? Bana cevap ver. Ben beni dinleyene konuşurum. Öfken senin kulaklarını sağır etmiş ama bu öfke beyhude. Seni akıl hastanesine yollamıyorum ki. Hapisten kurtarıyorum. Ne hapsi? Tuhaf, kardeşinin karısını sen öldürmedin mi incim? Bunu sana Yıldız mı söyledi? Bunu İstanbul'da bilmeyen mi var incim? O rapor senin hayat garantin. O rapor oldukça ben bu şirketi yönetemem. Rapor dediğin bir kağıt değil mi? Ben senin şirket yönetmeni istedikten sonra bu yırtık kağıt mı engel olacak? Sana bir şirketi değil, Türkiye'yi yönetme fırsatını sunuyorum. Türkiye benim umurumda değil. Onu sen yönet. Umurumda olan sensin. Her zaman söylemişimdir. Kadınlar akıllıdır ve akıllı olanlar istediklerini alırlar. Ve kadınlar gücü sever. Bu onların en akıllı yanıdır. Gel. Korkuyorum. Neden? Kaybetmekten. Benim yanımda kaybetmek var mı? Ya kazanırız, ya ölürüz. Senin yanında bu yüzden huzurluyum. Thank you.
ambulans çağırın. Buyurun. Tek tek Muro'nun ihanetini belgelettim. Daha önce de önderliğe sayısız rapor yazdım. Bu Muro'nun iflah olacağı yok. Artık örgüte büyük zarar vermekte. Muro'nun bu işten ne menfaat olacak? Muro devrime ve örgüte olan inancını yitirmiştir. Metropollerde kimliğini ve kişiliğini yitirmiştir. Öldürülen gazetecinin bahsettiği örgüt bağlantısı da bizzat Muro'dur. Önerin ne? İnfaz edilmesi. Hemen, burada. Neval isimli şahıs örgütümüz için yararlı hizmetlerde bulunmuştur. Kendisi de bana Muro'nun özel olarak örgütten para çaldığını itiraf etmiştir. İsterseniz kendisini de dinleyebilirsiniz. Gerek yok. İnfaz edin. Sıkın kafasını. Bir adamı nasıl koruyamazlar Abdüley? Bilmiyorum abi. Demek Celal Karaca daha bizi dinlemiyor. Ne yapacağız abi? O it nerede oturuyor öğren Abdüley. Nereye Asu Hanım? Niye sordunuz Hüsnü Bey? Ben kendi adıma sormuyorum. Tuncay Bey adına soruyorum. O zaman söyleyin, Tuncay Bey kendisi sorsun. Peki söylerim ama morali çok bozuk. Niye? Bana sormayın, kendisine sorun. Nereye Hüsnü Bey? Siz bırakın benim nereye gittiğimi Asu Hanım. Tuncay Bey'in nereye gittiğine bakın. Rekabet giderek artıyor. Önce Jülde Hanım, şimdi Neşe Hanım. Yarın kim olur bilemem. Sonuçlar geldi. Bakalım. Ya Asu Hanım hastanede ne arıyor bu saatte? Tuncay Bey yok, nöbetçi değil. Allah Allah. Memati Bey'in odasının önünde koruma da yok. Herkes çıldırmış. Sen kimsin? Benim Memati Bey, benim. Hüsnü Yalın Kılıç. Operasyon arkadaşınız. Ne var Hüsnü? Hem geçmiş olsun dileklerimi sunmak, hem de daha önceki engin tecrübelerime dayanarak hastalığınız hakkında bir şey sormak isterseniz diye emrinizde olduğumu söylemek için buradayım. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Memati Bey, aslında buraya gelmemin bir sebebi daha var. Nedir Hüsnü? Malumunuz, sizi bu illete alıştıran kahpe iki kat yukarıda yan gelip yatmakta. Eğer müsaade ederseniz ben kendisini öldürmek istiyorum.
Sen kimden bahsediyorsun Hüsnü? Kim olacak Memati Bey? Hakan. 3 öğün bedava yemek, ekstra tedavi, bedava ilaçlar. Asmıyoruz, besliyoruz. Kapının önünde var mı birisi Hüsnü? Bu kapının yok. Onun kapısının önünde var. Düşünün aradaki fark. Sen onun kapısının önündeki arkadaşı uzaklaştır. Gerisini bana bırak Hüsnü. Tamam. Murun'un görevini Çetin'e mi vereceksin? Çetin kendisini yetiştirmiş bir arkadaş. Bu görevi başaracağını düşünüyorum. Başkanım. Muro kaçmış. Yollayamadım efendim. Adam yoktu burada. Nerede lan Hakan? Kelepçeler burada olmasa başka odaya aldılar diyeceğim ama. Hüsnü, bana bir araba, bir de kıyafet ayarla. Sıcak takip mi yapacağız Memati Bey? Hüsnü. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Memati Bey nerede? Ne demek nerede? Ya bu kapı kilitledi, kim açtı kapıyı? Güvenliğe haber verir misiniz? Hastanede mi değil mi öğrenelim. Buyurun Neşe Hanım. Ne demek Memati yok Neşe Hanım? Tamam geliyorum. O kadar adam koydun hepsi uyusun diye mi Abdüley? Senin ne işin var burada Memati? Burası bizim ofis değil mi usta? Allah Allah. Vallahi güceniyorum. Başım döndü. Memati.
Memati. Hastaneye dönmen lazım. Yok abi. Ben orada kötü oluyorum. Yaptıkları bir şey de yok. Ellerimi bağlıyorlar. Öyle duruyorum. Burada bağla. Burada durayım usta. Memati, burada senin nabzını kim ölçecek? İlaçlarını kim verecek? Bu ne işe yarar? Hepsinden de iyi bakar. Bakarım da sen bana dayanamazsın Mehmet abi. Hadi oradan artist. Bir hakkına sahip çıkamamışsınız. Ne hakkını? Abi, Deli Hüsnü dedi ki Hakan yukarıda yatıyor. Dur dedim, şunu cehennemin dibine yollayayım. Gittim baktım, odada yok. Mehmet abi, emin misin? Abdüley, ben olmayanı görüyorum, tamam. Ama olanı kafamda kaybetmiyorum. O hastanedekilere söyle buraya gelsinler. Dönünce konuşacağım. Nereye usta? Operasyona ise beni de götür. İki sıktın mı hiçbir şeyim kalmaz.
Papağanla tanemde seninle anlaşabiliriz. Ben sana ne haber gönderdim? Eğer sözümü dinlemezsen kafanı keserim dedim. Sen ne yaptın Celal? Benim bir günahım yok. İskender adamı öldürdü. Ha işte. Ben de tam bu yüzden ibret alem için seni öldüreceğim.